Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Vardif 5.1c yama notları yayınlandı abi. Fenasal yama notları var. Bak sana fenasal diyorum bak. Fenasal diyorsam fenasaldır kanka. Şimdi kankalar, videonun başında bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz kesinlikle abone olun. Hemen like atıp abone olduysanız, bir tane de yorum attıysanız konuya gireceğim. Çok fazla uzatmayacağım ve bu videonun arkasına gameplay de koymayacağım ki şu yama notlarına fokus olalım kanka. Normalde ne yapıyorum? Geliyorum, yama notlarını çekiyorum. Arkasına bir gameplay koyuyorum. Yama notlarını baştan sarmak, hemen geçiştiriyoruz. Çok fazla hakim olamıyoruz yama notlarına. O yüzden ne yapacağız reis? Yama notları fokus olacak. Yani bunun üstüne bir video daha koymayalım ki yama notlarını detaylıca izleyebilelim. Şimdi kankalar, buraya baktığımızda diyor ki bakın havada uçan şeye bakın. Bir kuş diyor burada. Bu uçak diyor. Bilmem ne diyor. Bu diyor Maokai diyor. Yeni şampiyonumuz Maokai arkadaşlar. 14 Haziran'da oyuna gelecek. Maokai benim anladığım ve bildiğim kadarıyla jungle'da ve top lane'de oynanıyor. Kendisi tank bir şampiyon. Like this Volibear diyebilirim size. Yani örnek olarak Volibear en iyi örnek galiba böyle. Tankımsı damage olan aklıma başka bir şampiyon gelmedi. Tankımsı jungle ve top lane. Volibear gibi abi. Tamam, bundan fikrimiz okey. Şimdi abi her güncelleme notlarında ben Vartif'te seviniyorum ve mutlu anlatıyorum. Bunun sebebi de oyuna bir güncelleme, yenilik gelir, belki 3-5 oyuncu girer diye biliyorsunuz. O yüzden yama notlarına çok önem veriyorum. Bu aralar kanalım eskisi kadar izlenmiyor. Farkındayım çünkü ben gece gündüz farklı oyunlar oynuyorum. Vartif'te çok fokus vermiyorum. Lig kasmıyorum, dereceli kasmıyorum, işte sıralama kasmıyorum. Bu yüzden eskisi kadar izleyicinin ilgisini çekemiyoruz. Eskisi kadar kanal izlenmiyor. Bunların farkındayım. Bunları kısa bir süre içinde düzelteceğim ama arka planda çevirdiğim işler var. Önce onları halletmem gerekiyor. Ama tekrardan Challenger Elo, Hardcore Elo kasmalar, sıralama kasmalar falan yapacağız abi. Onları yaptığımız zaman ben gün içinde çok fazla Vart oynardım. Bu aralar çok fazla Vart oynamıyorum. Arka plandaki işleri halletmeye çalışıyorum ama arka plandaki işleri Ryan'a sokunca tekrardan istediğiniz o işte full focus sicili tekrar sahalara dönecek abi. Onu söyleyeyim ki bu tür yama notları da beni bunlara teşvik ediyor aslında. Bunlar güzel şeyler. Bunu da konuşmuş olalım. Hemen bakalım, yeni bir oyun modumuz geliyor. Arena geliyor arkadaşlar. Arena'ya yeni bir özellik eklemişler. Yeni karakter ve yeni eklentiler koymuşlar Arena'ya. Arena modunu biliyoruz, seviyoruz. Severek oynuyoruz bu modu. Gayet zevkli. 6 Haziran'da ekleniyormuş. Urf ve Draven Ligi diyor. Siz Draven'sınız, onlar Draven, herkes Draven diyor. Urf ve Draven Ligi. Bu ne acaba? Urf modu ve herkes Draven mı oynuyor acaba? Sadece Draven mı seçebiliyoruz falan? Değişik bir oyun moduna benziyor. Bunun videosunu çekeriz abi güzelse. Bu da 14 Haziran'da geliyormuş. Etkinlikler var. Maokai etkinliği, gösterilen dönüşüm mod etkinlikleri vesaire var. Vartif kartı geliyor. Yeni Vartif kartı 21 Haziran'da geliyormuş. Oyuna giriş yapın. Vartif kartı görevlerini tamamlayın. Ödüller kazanın vesaire diyor. Şimdi geldik hocam nerflere, bufflara. Zed'de buff var. Zed'in ultisi artık ultiyi bastığınızda vurduğunuz damage daha fazla giriyor. İşaretliyken verilen hasarı arttırmışlar. Zed'e güzel bir buff atmışlar. Wukong'da çok fazla buff var abi. Wukong'u metaya sokmak istiyor Riot. Ben buradan bunu anlıyorum. Çünkü Wukong'un buff'ı gayet güzel olmuş. Wukong orman kaplarını diğer ormancılar kadar hızlı temizleyemiyor ve bu yüzden eğlenceye geç katılıyor. Bu değişiklikler hızlanmasını ve koridordaki takım arkadaşlarına daha çabuk yardım etmesini amaçlıyor demiş ve bu yeteneğinin, altın sopa yeteneğinin damage'ini arttırmışlar ve itemlerden kazandığı damage'i arttırmamışlar. Bakın şurası itemlerden kazandığı bonus. %35, 40, 45, 50. Oraya dokunmamışlar ama her geliştirmede verilen damage'i arttırmışlar daha hızlı ormanı dönsün diye. W'sünün de bekleme süresini azaltmışlar ki daha hızlı kullansın diye. Wukong güzel bir buff yemiş. Kenara koyduk. Geldik Kenan'a. Kenan'da abi ellerinizi birbirinize sürttükten sonra bilmem ne falan diye uzun uzun bayağı şeyler yazmışlar. Ben size özetleyeyim. Kenan çok güçsüzdü arkadaşlar. Kenan'ı buffladık. Biraz daha oynanabilir hale getirdik diyorlar. Kenan'ın taban yeteneklerinden taban saldırı gücünü arttırmışlar. Zırhını da arttırmışlar. Elektrik dalgası yeteneğinin verdiği pasif hasarı bufflamışlar. Şöyle gördüğünüz gibi ve itemden kazandığını bufflamışlar mı diye bakıyorum. İtemden kazandığını ellememişler. Burayı da ellememişler. Her geliştirmede artan bir pasif hasarı bufflamışlar. Şimşek gibi yeteneğinde bekleme süresini azaltmışlar ki daha fazla kullanılsın. Benim buna yorumum ne olabilir? Kenan'ı oynanabilir hale getirmişler. Bir ara Kenan o kadar fazla metaydı ki her maç bir Kenan görüyorduk abi Challenger Ligi'nde. Çünkü alan ulti W yapıp milleti tekliyordu yani. Yine o haline gelmez ama bir tık daha oynanabilir olmuş Kenan. Tercih edersiniz. Bilmiyorum, oynayıp denemek lazım. Rakan'a geldik. Rakan biraz zayıf kalıyordu abi diğer supportlara nazaran. Son günlerde böyle bir tankımsı support metası var ya, böyle Thresh'tir, Alistar'dır falan. Genelde bu tarz hero'lar ya da işte Lulu, Yumi, onlar metadan düşmeyen ikililer zaten ama Rakan eskiye nazaran bir tık daha pasif kalıyordu. O yüzden Rakan'ı biraz daha oynanabilir hale getirelim demişler ve Rakan'ın tabancanını arttırmışlar. Taban zırhını arttırmışlar. Savaş dansı yeteneğinden verilen kalkanı da güzel güzel arttırmışlar abi. Daha fazla kalkan verecek. Çok da fazla bir hayatımızı etkileyebilecek bir Rakan değişikliği diyemeyiz ama
ama oynanılabilir hale gelmiş diyebiliriz. Can zırh artmış ve verdiği skill'den kalkan artmış. Geldik benim Guzide denir. Her neyse. Benim beğendiğim mainlerimden birisi Diana. Biliyorsunuz benim en hardcore oynadığım mainler Yasuo, Diana, Lee Sin ve Riven abi. Top 1 olduğum hero'ların hepsinde iddialıyımdır. Lee Sin'de olduk, Diana'da olduk. Yasuo'da çok öncelerden olduk. Bir de Riven'da olduk. O yüzden bu hero'ların bende yeri ayrı. Ve sezonlardır Diana çalıştıramıyorduk. Demiş ki Riot kankam, Diana'nın bir süredir canı sıkkın. Muhtemelen geçenlerdeki tutulma dikkatini dağıttı. Bu sebeple rakiplerin canını yakabilmesi için yeteneklerini düzenliyoruz demişler. Ve Hilal saldırısı Q'sunun bekleme süresini azaltıp mana harcamasını düşürmüşler. Damage'de bir etkileme yok. Solgun kamer yeteneğinde hasarı arkadaşlar biraz arttırmışlar. Bu solgun kamer W yeteneği bu arada. Damage'ini bir tık arttırmışlar. İtemden gelen damage'i arttırmışlar. Kendisine dokunmamışlar. Verdiği kalkanı arttırmışlar ve 3. kürenin patlamasının ardından verilen kalkanı arttırmışlar. Ben bugün 3 maç Diana oynadım. Hayatımızı değiştirebilecek bir buff mı? Değil. Ama biraz daha güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Diana'yı jungle'da kullanabilirsiniz. Vi'de güzel bir buff var. Vi'nin zırhını arttırmışlar ve patlama kalkanın bekleme süresini azaltmışlar. Vi zaten başlı başına bence güçlü bir şampiyon. O yüzden bunları ben bonus buff olarak sayıyorum. Yani çok da gerekli olmasa da buff atmışlar şampiyona daha güçlü olması için, ama gerek var mıydı? Yoktu. Zaten güçlü bir şampiyondu Vi kendi başına. Shyvana'ya bakalım. Shyvana tam gücüne ulaşmak için zamana ve minyon biçmeye ihtiyaç duyan bir şampiyon, ancak şu anda oyun hızına yetişmekte zorluk çekiyor. Bu sebeple oyunda geri kalmaması için güçlendiriyoruz demişler. Evet, Shyvana gerçekten tam en güçlü haline ulaşmak için zaman ve minyon biçmeye ihtiyaç duyuyor. Biliyorsunuz ultisinin pasifi işte 100 stack, 200 stack, 300 stack, 400 stack yapıyorsunuz ve bunu yaparken zaten dakika 16, 17, 18'e geliyor. Karşıda Lee Sin falan varsa böyle erken oyunda agresif oynayacak bir şampiyon sizi zaten direkt oyundan atıyor. Direkt iptal oluyorsunuz kanka. O yüzden buffladık hero'yu demiş. Ejderkan'ın hiddeti yeteneğinin rakip şampiyonları katletmek veya avade alameti baronlaşarı kesmek 12 yükü veriyorken artık 15 yükü veriyor. 3 yük buff atmışlar buraya. Ateş vurgacı yeteneğinde saniye başına verdiği damage'i biraz arttırmışlar. Yani bu sebeple oyunda geri kalmaması için güçlendiriyoruz demişler, ama siz yorumlarda bir söyleyin bakalım. Bu atılan buff Shyvana'nın oyunda geri kalmaması için yeterli mi? Bence tabii ki değil. Hala güçsüz, yani bu buffların hayatımızı değiştirecek bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu buff çok da önemli bir buff olmadı benim gözümde. Gragas'a geldik. Daha yeni Gragas çekmiştim. Kromatik baskıncı Gragas videosu atmıştım. Trabzon'a gitmeden önce. Gragas'ın performansı son zamanlarda çok düşüktü. Bu yüzden onu vadide karşılaşabileceği her zorlukla başa çıkabilmesi için daha dayanıklı hale getiriyoruz demişler. İçelim güzelleşelim yeteneğinin can yenilenmesi azami canı %7'siymiş. %8.5'a çekmişler. Çok da hayatımızı değiştirecek bir buff değil. Ayyaş'ın hiddeti yeteneğinin hasar azaltmasını bufflamışlar ve damage'ini de bufflamışlar. Bunu bayağı güzel bufflamışlar, ama bak 20'den 50'ye atmışlar, 60'dan 80'e atmışlar. Erken oyunda Gragas'ı bayağı bir güçlendirmişler. Ben en son Gragas videosu çekerken bu Gragas beni bayağı zorlamıştı. Yani her maç çalışmıyordu. Gragas'ın uygun maçta alman lazım. O kilit maçı Gragas'ı çalıştırabilmen için o maçı bulman lazım abi. Her maç Gragas alınca zorlanıyordun, ama şimdi bu atılan buff'la erken oyunda bir tık daha iş yapar. Daha hızlı orman döner. Erken oyunda daha fazla damage atar. Oynanabilir bir buff olmuş Gragas. Güzel olmuş yani. Izreal'a bakalım. Izreal'ın imza yeteneği kendisini istediği şekilde konumlandırılması için neyle karşılaşsın daha iyi manevra kabiliyeti sahip olması için ufak bir güçlendirme getiriyor demişler. Şimdi Izreal'ın taban zırhını arttırmışlar. Zırhın artması önemli çünkü ADC'lerin hepsi fiziksel damage vurduğu için zırh bunu etkiler. Yani koridorda Izreal'ın karşısındaki ADC artık Izreal'a biraz daha az damage atacak. Yani kendini koruyabilir bir hale getirmişler. Güzel. Q'sunun da damage'ini arttırmışlar, ama güzel arttırmışlar. 35'ten 50'ye çıkmış mesela. 70'ten 85'e çıkmış. Bayağı güzel buff yemiş. E'sinin de bekleme süresini 4 saniye kadar azaltmışlar abi. O erken oyunda çok güçlendirmişler Izreal'ı. Şu an Izreal oynanabilir. Bir Izreal videosu çekebiliriz. Bu Izreal için güzel buff. Bak hayatı etkileyebilecek bir buff olmuş Izreal'da. Izreal çalışabilir. Yone'de bir nerfümüz var abi. Yone son zamanlarda çok güçlü ve çok ön planda duruyordu. O yüzden Yone'nin direkt zırhını nerflemişler ve ölümcül çelik yeteneğinin damage'ini düşürmüşler. Canavarlı yönelik hasarında jungle oynanmasın diye daha da düşürmüşler. Yone'yi zayıflatabildikleri kadar zayıflatmışlar. Çok hayatı etkileyebilecek bir zayıflatma değil, ama hisseder misin? Hissedersin. Bir dakika oğlum, burada bir buff mı var lan? Ölümcül çeliğin damage'i bufflanmış. Zırhını düşürüp damage'i bufflamışlar. Ben bunu niye ilk okuduğumda nerf gibi gördüm? O da çok değil yani, 50-50 sadece ilk güçlendirmede buff yemiş. Ama ormanı nerflemişler. Güzel yani, buff mu atmış, nerf mu atmış? Riot da bilmiyordur bunun buff mu nerf mu olduğunu, ama her neyse geçelim Viego'ya. Viego kritik vuruş eşyaları
işbirliği demiş. Bu değişiklikler sayesinde anlık hasarın tuhaf seviyelere ulaşmasını engelliyoruz. Viego'yu çok dengesiz buffladılar abi. Riot bir buff attı mı elinin dengesi yok biliyorsunuz. Yeni çıkan hero'lara nerf koydu mu delinin dengesi yok. Buff attı mı delinin dengesi yok. Çok fazla bu şampiyonu düşürdüler başta. Sonra bir anda bir buff atıp en yüksek seviyelere çıkarttılar. Şimdi dengelemeye çalışıyorlar çok absürt olmasın diye. Mahvolmuş kralın kılıcı yeteneğinin ikinci vuruş hasarını düşürmüşler. Aktifin hasarını da bakıyorum 25-25, 45-45, 65-65. Evet kanka ne... Ha şurada kritik vuruş ihtimalini azaltmışlar arkadaşlar. %100'den %75'e çekmişler. Yani mahvolmuş kralın kılıcı yeteneğinin aktifini ve ikinci vuruşunu nerflemişler. Kederli yürek yeteneğinin de yine aynı şekilde kritik vuruşları nerf yemiş. Yani artık Viego'ya kritik itemi kasıp da öyle bir anda tek atayım muhabbetini yapmayın demişler. Lilia'ya geldik. Lilia metayı kasıp kavuruyordu. Her maç Lilia görüyordum. Ya da banlanıyordu. Hatta bir önceki videolarda Lilia'yı banlayın dediğimizi hatırlıyorum. Lilia videosunda söylemiştim özellikle. Bir anda çok güçlenmişti abi Lilia. Şimdi Lilia'yı nerflemişler. Lilia bir süredir rakiplerin Lubut gibi yere seriyor. Bu sebeple hasarını azaltarak rakiplerine nefes almaları için fırsat veriyoruz deyip Lilia'yı bir nerflemişler. Çek açtıran yeteneğin damage'ini azaltmışlar. Dış çemberin verdiği damage'i azaltmışlar. Dikkat et yeteneğin hasarını azaltmışlar mı? 70-110 azaltmamışlar. İtemden kazandığı yetenek gücünü azaltmışlar. Yine hasar azaltmaya girer. Merkezi hasarı da yine itemden kazandığı %80'den %70'e düşürülmüş. Nerflenmiş. Lilia'nın damage'ini bir azaltmışlar abi. Çok fazla damage atıyor diye. Hecarim'e geldik. Şimdi benim bugün bu sezon ya 250-300 maçım var hesabımda. Çok fazla maçım yok. 23-24 damga master'ım. Zaten bayağı bir gerideyim ben bu sezon ama Hecarim oynayarak kasıyordum Elo'yu. Bugün bir Hecarim oynayayım dedim. Abi düşmana versin Allah. Hecarim'i harbiden rakibime versin. Hecarim'i öyle bir bitirmişler ki Hecarim artık yok kankalar. Artık Hecarim diye bir şampiyon yok. Artık bu şampiyonu oynamanıza bir gerek de yok. Neden mi abi? Hemen bakalım neden olduğunu. Hecarim rakipten hiç zorlanmadan ezip geçiyor. Hızını biraz düşürmek için bazı değerlerini ve Galeyan yeteneğini düzenliyor. Şimdi Galeyan yeteneği çok önemli. Q'suydu. Hero'nun Q'su buydu. Burada çok büyük değişiklik var. Öncelikle Hecarim'in can artışını nerflemişler. Tamam, buradan bir nerfimiz var. Bak, Galeyan yeteneği Q'su diyor ki Galeyan mekaniği ilk dokunuşta yoğunlaşır. İkinci dokunuşta yeteneği erkenden kullanır diyor. Mesela biz üçlü kuvvet alıyoruz Hecarim'e. Kule keserken pat pat yapıyorsun. Q'ya basıyorsun. Aktifleşiyor. Bir daha basıp kapatıyorsun. Fırıltı itemi tetiklenip kuleyi hızlı kesiyorduk. Q'yu sonuna kadar bekletmiyorduk kule keserken. Şimdi bunu kaldırmışlar. Hecarim 0.75 saniye boyunca kargısını güçlendirir ve hasar vereceği alanı genişletir. Tam güce ulaştığında da otomatik kullanılır. Artık Q'ya bastığın an ikinci defa kullanamıyorsun. Q'ya bastığın zaman kendi kılıcını büyütüyor. Bir anda kendi etrafında dönüyor. Basacak yapamıyorsun. Yani pırıltı itemini artık tetikletemeyeceğiz. Ve damage'ini de çok düşürmüşler. Yıkıcı saldırı yeteneğini sürekli hareket hızı artışını da bayağı bir düşürmüşler. Ben bugün dediğim gibi Hecarim oynadım. Bu arada dışarıdan çok ses geliyor. Umarım mikrofonu etkilemiyordur. Mikrofonda gürültü bastırma var ama dışarıdaki sesleri inşallah mikrofona gelmiyordur. Gelirse yazın. Düzeltirim abi bir sonraki videoda. Hecarim'i ben bugün oynadım. İnanılmaz güçsüz olmuş. Banlamaya gerek yok. Almaya gerek de yok. O yüzden Hecarim'i artık jungle listesinden kaldırın abi. 10k Hecarim puanım var. 60 win rate'im var bu sezon ama dediğim gibi artık oynanılamaz hale gelmiş. Miss Fortune'da yine buff var arkadaşlar. Riot Games ne istiyor bu Miss Fortune'dan bilmiyorum ama Miss Fortune'a buff atıyorlar. Sürekli bir buff atıyorlar, buff atıyorlar. Nereye kadar bu hero'yu bufflayacaklar bilmiyorum. Miss Fortune yenileme sonrası istediğimiz güç seviyesine ulaşmadı diyor. Yani daha ne yapacaksın sen bu hero'yu meta'ya sokmak için? Tek mi atsın millete bilmiyorum. Şimdi çifte vuruşun hasarını bufflamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40'dan 60'a, 80'den 95'e falan. Çifte vuruş buff. Jaka yeteneği buff. Azami yüklaşıp sevdi kullandıktan sonraki bekleme süresinde azalma 1 saniyeden 2 saniyeye gitmiş. Buff. Buff mu nerf mu lan bu? Buff değil mi? Daha fazla artık bekleme süresi azaltıyor skill'de. Buff galiba. Kurşun yağmurunun da arkadaşlar saniye başına verdiği hasarı şöyle görün. 10, 16, 22, 28, 15, 20, 25, 30 buff yemiş. Bekleme süresini azaltıp bufflamışlar. Manasını da azaltmışlar. Daha az mana yesin diye. Güzel güzel Miss Fortune'u bufflamışlar. Hala meta'ya girmiyorsa bu Miss Fortune bu bufflardan sonra zorlamayın kanka. Demek ki olmuyor yani. Yani olmuyorsa olmuyordur. Bazen bazı şeyleri zorlamamak lazım. Değil mi? Tadında bırakmak lazım. Geldik Jax'e. Jax'te de büyük değişiklikler var. Böyle absürt güncellemeleri ben Yamanotlarını seviyorum. Değişik değişik şeyler var abi. Herkesin beklediği Jax yenilemesi nihayet geldi. Artık oynanış daha akıcı ve takım savaşlarına daha çok güçlü.
20 Haziran'da aktif olacakmış. O yüzden bunun videosunu şu anda çekemiyoruz. Daha 14 gün var. Ama bakalım ne var. Şimdi Jackson abi sıçrama saldırısını damage'in arkadaşlar buff'lıyorlar. İtemlerden kazandığı ilave saldırı gücünü, tamam mı? Hatta bunu buff'lamıyorlar. Nerf'liyorlar galiba. %60 yetenek gücünü kaldırmışlar. Şimdi şöyle baktığımızda 70, 125, 180, 235. 70, 125, 180, 235. Burada bir değişiklik yok. İtemlerden %100 ilave saldırı gücü alırken yetenek gücünden de %60 çekerken artık yetenek gücünden çekmeyecek. Yani artık hibrit yapamayacağız Jax'i. Çünkü yetenek gücü artık faydasız olacak. Artık canavarlara yönelik hasarı %125 demiş. Güçlendir yeteneğine. Canavarlara yönelik hasar koymuşlar %125. Yani artık Jax ormancı da oynanacak artık. Yeni bir ormancımız var. Ormancı Jax. Karşı saldırı yeteneğinin hasarını azaltmışlar. Evet, azaltmışlar. Nerf yemiş. En büyük değişiklik burada geliyor anladığım kadarıyla. Ultisi. Büyük ustanın kudreti. Kaldırıldı demiş. Ne kaldırılmış? Pasif. Bu pasif mi ultisi miydi lan Jax'in? Ben hemen bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, araştırdım. Büyük ustanın kudreti Jax'in ultisiymiş. Kaldırıldı diyor. 3 saniye içinde peş peşe gerçekleştirdi. Her 3 saldırı bir fazladan büyü hasarı yetenek gücü verir diyor. Artık bu kaldırılıyor. Artık yeni gelen ulti pasiflerinde, aktifindeymiş pardon, asasını vurarak yakındaki rakiplere damage atlar, büyü hasarı verir diyor. Yeteneği sadece bir rakibe isabet ettirirse zırh ve zırhın %60 direnç miktarda büyü direnci sağlar. Yeteneği birden fazla rakibe isabet ettirirse isabet alan her rakip şampiyon başına 8 saniye fazladan 15-25 ilave miktarda büyü direnci kazanır. Bu esnada boyut artar diyor. Her ikinci saldırısı da fazladan büyü hasarı verir diyor. Ve artık ulti açıkken canavarlara yönelik hasar da %110 artmış. Burada ne anlatmak istiyor? Ben anlamadım. Eğer YouTube'da bunun yabancı kanallarda bir şeyini, trailerını falan bulursam neye yaradığını ben yabancı kanallardan alıp buraya koyayım. Çalmak gibi olmaz inşallah ama şuraya da yazmışım Jax Pasifik, Jax yetenek sırası diye. Kasildim onları. Ben bir yabancı kanallara bakayım kanka, bulursam bunun tam olarak anlatımını size koyayım. Çünkü ben artık Riot'ta çalışmadığım için test serverına girmiyorum. O yüzden giren YouTuber'lardan bakar koyarız oraya. Geldik itemlere. Asırlık sopada değişiklik varmış abi. Asırlık sopanın ileri safhalarda şampiyonlara daha fazla nitelik kazandırmasını sağlıyoruz. Böylece oyuncular için cazip bir tercih kalacak diyor. Asırlık sopa çok tercih edilmiyordu son zamanlarda. Yani Kasedin falan oynamıyorsanız çok asırlık sopa tercih etmiyorsunuz ama artık etsinler diye değişiklik yapmışlar. Her bir yük 20 can, 10 mana ve 6 yetenek gücü sağlıyordu. Her 45 saniyede bir yük birikiyordu. Azami 10 yüke ulaştığınızda 200 can, 100 mana ve 60 yetenek gücü sağlıyordu. Artık her yük 25 can, 10 mana ve 6 yetenek gücü veriyor. Zaten 10 mana 6 yetenek gücümüz vardı. Canı 20'den 25'e çekmişler. Her 40 saniyede bir yük birikiyordu. 45 saniyede bir yük birikiyordu. Onu da 40 saniyeye çekip 5 saniyeye buff atmışlar. Ve 12 ulaştığımızda 250 can, 100 mana ve 60 yetenek gücü. 100 mana ve 60 yetenek gücünü zaten alıyorduk. Ekstradan 250 can alacağız artık. 10-12 ulaştığımızda. Güzel olmuş. Oynanabilir. Yani etkiler mi böyle 10-20 rakamlar? Etkiler. Çok da etkilemese de etkiler. O yüzden güzel diyelim. Rün değişiklikleri var. Azim aşırı büyümede 3.5 ilave azami can kazandırır. 30 yük birikirmiş. Artık 3 can kazandırıyor ve 30 birikiyor. Yani aradaki buçuğu çekmişler abi, söyleyeyim. Geldik en bomba yere kankalar. Yeni gelen kostümler. Sükunet Ejderi Karma. 7 Haziran yani bu gece oyunda. Ve kanka Fırtına Ejderi Lee Sin. Bu gece 3'te oyunda. Yani sizin bu kanalda yarın izleyeceğiniz video Fırtına Ejderi Lee Sin videosu olacak. Gece 3'te geldiği gibi alacağım tabii ki. Yarın da videosunu çekeceğiz. Eğer kostüm çok güzelse Lee Sin top 1 yaparız abi. Full Lee Sin oynarım vallahi. Gece gündüz Lee Sin kasarım. Sadece Lee Sin oynarım. O tipiye dönerim. Top 1 olurum. Eğer o kadar abartıldığı kadar güzelse. Çünkü bu kostümü çok abarttılar bana yani. İlk Vartif'te başladığımdan beri kanka lol diyor, kanka lol diyor, şu var mavi kostüm falan. Bayağı abartıldı. Abartıldığı kadar tatlıysa oynarız. Denge Ejderi Volibear geliyor. Bunu da alırım ama artık eskisi kadar oyuna para yatırmadığımız için ailenle beraber öyle bir karar aldık aylar önce. İhtiyacımız olan kostümler alacağız. Normalde buranın hepsini alırdık ama artık Lee Sin alırım sadece. Belki alırsam Volibear'ı alırım. Obsidian Ejder Set geliyor. Çelik Ejder Trash geliyor. Meltem Ejder'in Master'ı İhtişamlı Rengi Çöp. Miavkay, Maokai'nin yeni kostümü Miavkay ve Zebani Shen geliyor arkadaşlar. Bu Zebani Shen büyük ihtimal Vartif kartı kostümü olacaktır. Vartif kartı aldığınızda bu kostümü almış olacaksınız. Evet, bu kadar detaylı anlatımının, yorumlamanın ardından siz bu yama notları hakkında arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Nasıl yama notları olmuş? Bence güzel olmuş, tatlı olmuş. Bu tür şeylerin yapılması hoş diyelim ve videoyu yavaştan kapatalım. Buraya kadar izlediyseniz, like yorum atmayıysanız like yorum atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de yarın gelecek Fırtına Ejderi Lee Sin için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bildirim almak istiyorsanız da abone olun butonun yanındaki zil butona tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.
lot of people want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.